Türk sinemasının 100. yılında Atilla Dorsay'la sinema söyleşisi başlığı altında özel bir üniversitenin öğrencileriyle bir araya gelen Atilla Dorsay programda Türk sinemasının 1915'ten günümüze geçirdiği aşamaları dönem dönem ele aldığı bir konferans gerçekleştirdi. Zaten daha önce İstanbul'a döner dönmez kurulduğunu gördüğüm, kuruluşuna katılmadıysam da hemen sonrasında üyesi olduğum ve orada en iyi filmleri izleme fırsatını bulduğumuz sevgili ve rahmetli Onat Kurtlar'ın başında olduğu Sinematek, Türk Sinematek Derneği tam adıyla. Onun etkinlikleri sırasında ben Yılmaz Güney ile tanışmış idim. Üniversitenin Edebiyat Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen çarşamba konuşmaları kapsamındaki programda seyirciler kısa bir Yeşilçam nostaljisi yaşama imkanı buldu. Programın ardından Dorsay kitaplarını imzalatmak isteyen gençlerle bir araya geldi. Atilla Dorsay Habirax Televizyonu mikrofonlarına özel açıklamalarda da bulundu. Sinema tarihinin 100. yılındayız bu sene. İlk 10 seçilmişti ve Umut ilk 10'un birinci sırasında. Sizin ilk 10'unuz nedir? Ben favori filmim olarak Nuri Bilge'nin Kış Uykusu'nu seçtim. Çok günümüzden, yani zaman tarihiyle o kadar ilgisi yok ama bence Türk sinemasının ulaştığı noktayı, ki çok yüksek bir nokta bence, o kadar iyi simgeliyor. Ve o kadar değişik ve önemli bir film ki ben bir numaraya Kış Uykusu'nu koydum. Benim iki numaram üç arkadaştı. Konuşmamda da söylediğim Yeşilçam'ı en iyi simgeleyen film olarak gördüğüm için. Üç numarada da ne vardı bilemiyorum. Belki Sürü olabilir. Umut da benim ilk beş filmimdi ama birinci filmim değildi. Ama bütün bunlar önemsiz şeyler yani. Benim 10 filmimle eleştirmenlerin seçtiği 10 film arasında büyük bir fark yok. İşte çoğunda aşağı yukarı aynı filmler var. Sürü var, Yol var, Umut var. Muhsin Bey var ki ben Muhsin Bey değil de daha çok da bir Yavuz Turgan'la Eşkıya filmini biraz daha fazla seviyorum, onu alırdım. Ama mesela ben Kış Uykusu birinci yaparken arkadaşlar Nuri Bilge'nin başka bir filmini, bir önceki filmi Bir Zamanlar Anadolu'dayı seçmişler 10. film olarak. Öyle farklar da var ama mesela Zeki Demirkubuz'un Masumiyeti ikimizde de vardı. Vesikalı Yarim iki listede de var. Şeyde iki listede de var. Anayurt Oteli'de iki listede var. Keza Atıf Yılmaz'ın Serli Boylum Al Yazmalımı hem bende hem sinema yazarlarında var. Yani aşağı yukarı aynı filmler etrafına dönmüşüz tabii.